vesveseye bağlı ağırlık sebebiyle dini vecibelerini yerine getiremeyen kişiler ne yapmalıdır? Evet. Tabii öncelikle Rabbim bu kardeşlerimize acil şifaları ihsan eylesin. Amin. Çünkü gerçekten bir hastalıktır. Daha önceden paylaşmıştık. Yani birçok kişiyle karşılaşıyoruz bu vesveseye düçar olmuş kardeşlerimizde. Bakıyorsunuz çok ufak bir mesele ama intihara kadar gidebilecek bir duruma ulaşabiliyor. Burada bizim tavsiyemiz ne olursa olsun o vesvesenin bir hastalık olduğunu kabullenmek ve onun üzerine gitmek. Yine hoca kardeşlerimize, bunların fetva sorduğu veya danıştığı kişilere de hitap etmek istiyorum. Ne olursa olsun böyle kardeşlerimize detaylı bir şekilde mesele aktarmak doğru değildir. Ben hatırlıyorum biri arıyordu çok sıklıkla yani nikahla alakalı olan sıkıntısından dolayı. İşte şöyle olsa nikahım bozulur mu, böyle olsa nikahım bozulur mu, şöyle olsa nikahım bozulur mu? Baktı ki çıkılmıyor altından. Yani şöyle böyle 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 dedi milyonlarca vecih çıkartabiliyor. Evet. Ki bunun dedim ya sen başka işin yok mu? Yani senin bütün aklın fikrin nikah neyle bozulacağına yönelik yani yorulma mı? Niçin böyle düşünüyorsun dediğimiz zaman verdiği cevap aslında çok manidar. Hocam diyor benim hiçbir sıkıntım yoktu. Benim ailemle, nikahımla, hanımımla, eşimle, çoluk çocuğumla hiçbir problemim yoktu. Ne zaman ki bu konuya dair bir makale okudum. İşte Hürmet-i Musahara ile alakalı bir meseleydi. Bununla alakalı bir makale okudum. Ondan sonra benim dünyam karardı. Şundan bundan diyerek bu bende bir vesvese haline geldi. O yüzden bu gibi kardeşlerimize vermemiz gereken net cevap, vesveseyi bertaraf edebilme adına net bir cevap vermemiz gerekir. Şekillendirmek, şıklandırmak, şöyle olursa, böyle olursa değil. Örneğin bu kardeşimize dedim ki, bir tanesi bayan kardeşlerimizdendi. Kocan seni boşamadıkça senin nikahın bitmez. Bitti, nokta. Yani o bahsedeceğin şıklar kafanda var olan şuydu buydu falan onların hepsini sil. Kocan seni açıkça boş ol demedikçe senin nikahın devam edecektir. Çünkü detaylarda kalacaktır. Vesveseden kurtulmanın başka çaresi olmayacaktır. O yüzden sual eden kardeşimiz de muhtemelen bu vesveseden dolayı birçok ibadetlerden geri kalıyor. Bunların üstüne gitmesi gerekir. İşte necis oldu mu olmadı mı? Olmadı diyeceksin devam edeceksin. Abdestin var mı yok mu? Abdestin var diyeceksin devam edeceksin. Ağzımı burnumu yıkadım mı yıkamadım mı? Yıkadım. Velev ki yıkamamış olsa da fıkhen o yıkadı kabul edilir devam eder. Evet. Dolayısıyla bu bağlamda ibadetlerden asla geri durmasın. Aksi takdirde o vesvese büyür 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 onu farklı alanlara çeker ki Rabbim cümle ümmeti Muhammed'i bundan muhafaza buyursun inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.